Ahmet Bey teşrif ediyorlar. Çocuklar, yeni haber, Ahmet'in okul bisiklet yarışmasında birinci oldu. Bu da onun madalyası. Bu kadar sevinmeye hakkın var madalya için. Seni kutlarız Ahmet. Ahmet, bu senin bisikletin. Ona teşekkür etmekte haklısın. Gördün mü ne kadar çok sevindi? Pekala, bu kadar yeter Ahmet Bey. Tadını da bırak artık. Tamam, tamam. Nasıl istersen öyle kal. Çocuklar, bisiklet şampiyonumuz bu spora devam etmekte kararlı. Şimdiden bir sonraki yarışmanın şampiyonu olmayı düşünüyor. Bisiklet şampiyonu Ahmet, başka ülkelere gidip başka kahramanlarla yarışacak. Elbette bu yarışmalarda da birinci olacak. Afrika'da, Avrupa'da, Asya'da, ah ne tatlı rüyalar. Bu arzulara ulaşmak için çok çalışmak gerek Ahmet'ciğim. Bu rafların hepsi boşalacak. Çünkü bu raflar bundan sonra madalyalar ve kupalarla dolacak. Ahmet, neden odanı dağıtıyorsun? Hayır çocuklar, bu iş tatlı rüyalardan çıkıp saçma sapan hayallere doğru gidiyor. Çocuklar, Ahmet'e bakın, henüz hiçbir şey olmadan kendini çok zengin zannediyor. Tam bir boş hayalci. Bu da kim? Ne yapmak istiyorsun? Ne istiyorsun? Bisikleti görsün diye? Aa hayır Ahmet, bunu yapma. Neden verdin ki bisikletini? Bu kadar kazanacağın paradan sonra o bisiklete binersen uygun olmayabilir demek ha? Bundan sonra ekmek almaya neyle gideceksin? Gerçi sana süslü püslü arabalara binmek yakışır. Bakın adam çok zengin olacağım diye havalara girdi. Başka ne düşüncelerin var? Evet, neler düşünüyorsun? Başka gezegenlere gidip oradakilerle mi yarışacaksın? Herhalde orada da birinci olacaksın. Tamam Ahmetciğim, gençlerin hayal kurmaya hakları var ama bir şey sorabilir miyim? Ahmet, hangi yarışmada bu isteklerine kavuşacaksın? İşte bisiklet yarışmasında. Hani nerede o güzel bisikletin? Ya hayallere kapılmışken bisikletini verdin gitti. Sen şimdi bisikletini almaya git, ben çocuklara bir hikaye anlatacağım. Eski zamanlarda bir çoban vardı. Başkasının koyunlarına bakıyordu. Koyunları otlatmaya götürüp akşam sahiplerine teslim ediyordu. ...34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40. Bütün koyunlar sağ salim teslim. Koyun sahipleri de çobana ücret olarak bir kavanoz yağ veriyorlardı. Yalnız yaşayan çoban da elindeki yağ kavanozuyla kulübesine koşarak giderdi.
çoban ne kadar topladığı yağ varsa bunların hepsini getirip evindeki büyük yağ kavanozuna boşaltıyordu. Daha sonra da onun dibinde oturuyor ve hayallere dalıyordu. Hayallerinde ağzına kadar yağla dolmuş olan küpü eşeğine yükleyip pazara doğru yola çıktığını düşünüyordu. Pazarda yağ satıp yerine koyun alıyordu. Böylece artık başkasına çalışmayacak, kendi koyununu otlatacaktı. Çobanın hayalinde mevsimler geçecek. Bir yıl sonra koyunun bir kuzusu olacak. Daha sonra kuzu büyüyüp iki koyun olacak. Onların bir kuzusu olacak. Böyle böyle koyunlar artacak, artacak ve sonunda kocaman bir sürüye sahip olacak. Bizim hayalci çoban hayal kurarken hayalindeki sürüyü satıp kendisine çok güzel bir ev alıyordu. Sonra da evlenip yalnızlıktan kurtuluyordu. Evet, hayırlı olsun. Sonra da güzel bir oğlu oluyor. Çoban adam hayalinde çocuğunu kucağına alıyor ve sallıyordu. Kendi kendine konuşuyordu. Benim oğlum bir an önce serpilip büyüyecek. Benim görevim de onu okula gönderip ilim öğrenmesini sağlamak. Hoca da çocuğu falakaya yatırırsa çocuğum üzülür ve ağlar. Ben oğlumun ağlamasına dayanamam ki. Öylece çoban adam çocuğunun dayak yemesini iyice sinirlendi ve kendi kendine konuşarak "Benim çocuğumu dövmenin hesabını gösteririm sana. Şu sopayla kafasına vurmaz mıyım senin?" diyerek hayalindeki hocaya vurmaya başladı. Ha vur, de vur, ha vur, de vur. Öfke içinde delirmiş gibi vuruyor. Ama ortada ne okul ne hoca var. Hepsi kendi hayalinde yaşadıklarıydı. Hayalci çoban yağ çömleğini o kadar çok vurdu ki bütün hayalleri yağla birlikte aktı gitti. Aa çocuklar bakın, Ahmet bisikletini bulmuş. Baksana Ahmet, oyuncak bebekler mi yardım ettiler sana? Aferin bebekler, her zaman Ahmet'e sadık kalın. Şimdi gerçek yarışmalara ve de hayallerine ulaşmak için çalışmalara başla. Bunu da unutma, senden hareket, Allah'tan bereket.